Merhaba arkadaşlar, Kısadan Film'desiniz. Kısa film ile ilgili konuşacağız. Neden kısa film? Çünkü hayat kısa. Yaşadığın her anı dolu dolu yaşa. Kısadan Film. Sistem eleştirisi filmler, bayılırım. Hepimiz birçok sistemin içerisinde yer alıyor ve yaşadığımız bu sistemi hoşumuza giden ya da gitmeyen yönleriyle eleştiriyoruz. Eleştireceğiz tabii ki de. Neleri eleştirmiyoruz ki? Doğayı eleştiriyoruz mesela. Çok acımasız diyoruz. Havalar soğuduğunda bu nasıl soğuk böyle diyoruz. Yani hayatta deneyimlediğimiz birçok şeyi eleştiriyor ve onun hakkında konuşuyoruz. Eleştiri dediğimiz şey de sanatın yaratıcılığı ve güzelliğiyle birleşince böyle boş ve kuru bir eleştiri olmak yerine düşündürücü ve farkındalık oluşturan bir başyapıt haline geliyor. Şşt, kısa kes. Eleştiri sanatı, sanat tarihinin ve sanat eğitiminin en vazgeçilmez ögesidir. Çağımızın en önemli yaklaşımlarından biri eleştirel bakma ve görme. Olumsuz eleştirerek birilerinin canını sıkabilir ya da bir sistemi çökertebiliriz. Olumlu eleştirerek dünyayı daha güzel bir yer haline getirebiliriz. Peki bir şeyi eleştirirken nelere dikkat etmeliyiz? Tabii ki eleştirdiğimiz o şeyi ne kadar iyi tanıdığımıza bakmalıyız. Bir sanat ürününe veya olaya herkes bakabilir. Ancak herkes bilgisi, birikimi, deneyimi ve düşünce gücü kadar o eser hakkında konuşabilir. Bir kişiyi en iyi nasıl tanırız? Yolda mı? Ya da aynı evi paylaşırken mi? Bence bir kişiyi en iyi yaptığı eleştirilerle tanırız. Hayatı mı eleştiriyor? Hayata bakış açısını anlarız. Ya da bir filmi mi eleştiriyor? Ne tür filmler sevdiğini anlarız. Film demişken, hadi biraz da filmlere bakalım. Fazla konuşuyorsun, kısa kes. Filmimizin adı El Empleo, İstihdam. Arkadaşlar, hepimiz birer abajur olabiliriz. Evet, yanlış duymadınız. Bu filmi izledikten sonra bana hak vereceksiniz. Film, modern hayatımızda yaşadığımız koşturmacanın bizleri nasıl birer meteğe dönüştürdüğünü etkileyici bir biçimde ortaya koyuyor. İnsanların başkalarını kullanarak sömürmesi üzerine hayat basamaklarını böyle birer birer nasıl tırmandıklarını anlatan film bizlere çok iyi ders veriyor. Birçok festivalden ödülle dönen bu şahane yapıtın yönetmenliğini Arjantinli Santiago Baugrasso yapıyor. Harika bir film. Mutlaka izleyin. Yerli filmimizin adı Kod. Yani açılımı consume, obey ve die. Sistemin bizden istediği tüket, itaat et ve öl kavramlarını sinemagraf tekniğiyle oluşturmuş deneysel bir film. Her gün toplu taşıma ile işine, evine giden, mutsuz, donuk, kendi hayatını yaşayamayan, kim olduğunun hiçbir önemi olmayan bir adam. Yönetmen burada içinde yaşadığımız sistemin bizleri nasıl birer köleye dönüştürdüğünü ince ince işlemiş ve sistemin dayattığı rutinleri estetik ve ahenk içinde sunmuş. Film düzeni, şehir hayatını, kimliksizliği çok güzel ve yerinde sorguluyor. Sistem eleştirisi film sevenler için kaçırılmaz bir film. Yönetmenliğini Onur Doğan'ın yaptığı ki kendisi arkadaşımdır. Bu filmi mutlaka izleyin. Kısa kes. Cümlenin gücüne inanıyorum ben. Öyle cümleler vardır ki hayatınıza anlam katar. Öyle betimlemeler vardır ki sizi alır, anlatılan o şeyin ortasına bırakır. Fakat öyle kareler vardır ki hiçbir söze, cümleye gerek kalmaz. Burada onlardan birini görüyoruz. Anı yakalayan tek kişi var karede. Size tavsiyem arkadaşlar, bol bol fotoğraf ve resim incelemesi yapın. Bu sizi kadraj yapımında ve anlatım gücü olarak da çok geliştirecek. Şimdi şu resme bakalım bir de. Bize ne çok şey anlatıyor. Duvarın rutubeti, yatağın eğilmiş demirleri, içimizdeki çatlaklar gibi çatlamış ahşaplar, duvardaki resimler ve insan. Ben resimlerde insan figürünü kullanılmasını seviyorum. İnsanın duruşu, ifadesi, yüzüne yansımış hayatın izleri birçok şey anlatıyor bizlere. Oysa insansız şeylerin moda olduğu şu günlerde, insansız hava araçları, insansız otomobiller,
insansız fabrikalar. Yani kendimizi yine kendimiz sistemin dışına itiyoruz ve saf dışı bırakıyoruz. Belki de insansız bir dünya kurabilmek hayalimiz. Ama yine de resimlerde insan olsun. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.